Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Herkese günaydınlar. Almus Yatırım için hazırladığımız sabah bültenimize hoş geldiniz. Evet, endekslerle tekrar başlayalım. Endekslerle güne başlayalım. Bugün özellikle dünkü piyasanın son 1,5 ayının yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 138.225'i gördüğünü ve sık sık hafta içinde de bahsetmiş olduğumuz aslında yaklaşık bundan 4 ay önce, 3,5 ay önce görülen ilk zirve 138.005'e çok yakın olduğunu, yaklaştığını gördük. Halihazırda olumlu güçlü trendin devam ettiğini, devam edebileceğini sık sık dile getirmiştik bu süreç boyunca. Ve ortalamaların üzerinde halihazırda bir kapanış yaptığını görüyoruz. Bu da bize şu an geldiğimiz nokta itibariyle 138.000 önemli direnç olduğunu zaten söylüyordu ama 137.500 üzerine çıksa da kalıcı hareketler söz konusu değildi. 137.500 üzerine kapanış görüyoruz ama bu hareketin yukarı tekrar ivme kazanması için görmüş olduğunuz gibi Ağustos, Eylül sonlarında görülen tepe bölgesinin direnç olması, bunun üzerindeki hareketlerin endeks 145'lere kadar götürebilecek bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Ama şu an için en azından bu noktada birçok göstergeye baktığımızda hala hazırda olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle isterseniz tablolarımızdan yola çıkarak üstte özellikle bu haftaya dair 137.500'ün önemli bir hedef ve potansiyel bir direnç olduğundan bahsediyorduk. Bu seviye üzerinde 138.475, yani daha önce görülen o zirve, Ağustos-Eylül döneminde görülen zirve. Aylıklarda da bahsetmiş olduğumuz aslında 131'ler üzerindeki hareketlikte 136-138-142 potansiyeli şu an için bu noktada 136-775 üzerinde kaldığı müddetçe devam edebilir. Çünkü 137 üzerinde bir hareket görüyoruz. Yaklaşık tam 1000 puanlık neredeyse, 800 puanlık neredeyse bir farkla bu seviyenin üstünde. 136-7 üzerinde kaldığı müddetçe 138-142 konuşuyor olacağız. Bunun için tabii günlüklere şöyle bir dönelim. Bugün özellikle yine 137-175-137-375 bu bölge, yani 137'yi önemsiyoruz. 137 üzerinde kaldığı müddetçe 138,5 ve aylıklarda bahsedilen 142 potansiyel hedef olmaya devam edecektir. Ama haftalıklara geldiğimizde haftalıklarla dünkü kapanış bu noktada baktığımızda hemen hemen aynı seviyede. Yani 137.500 seviyesinde. Şimdi 137.500 haftalıklarda bu seviye üzerindeki her kapanışta aslında potansiyel kademeli bir şekilde görmüş olduğunuz 137.700, 138, 139, 140. Yani kademe kademe 142'ye doğru gidebilecek hareketlerin bir yerde işareti bu nokta. Dolayısıyla şu anki duruma baktığımızda 137.000 üzerinde kaldığı müddetçe kitaplarda 136.500 seviyesinin altına gelmediği müddetçe haftalıkta satış gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Buralarda izliyor olacağız. Hemen ben buradan 100 endekse dönmek istiyorum. 100 endekse baktığımızda, evet, 100 endekste daha önce 110.000 seviyesi, yani Ağustos-Eylül aylarındaki 110.000 seviyesi üzerinde kapanış görüyoruz ama sanki güne baktığımızda biraz daha hala güçlü, ortalamaların üzerinde bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Ama daha önce görülen 115 seviyesi, dün itibariyle 111.800 görüldü. Bu noktada baktığımızda 110'ların şu an için destek olduğundan bahsedebiliriz. 110 iyi bir destek. İsterseniz hatta şöyle haftalık tablomuza, günlük, aylık tablomuzdan yola çıkarak neresi kırılmadığı takdirde bu hareketin devamı gelir, nerede kaldığı müddetçe nereye gidebilir, bunu yorumlayacak olursak. Şimdi aylıklarda 104.000 kapanışı sonrasında gelen 105.000 üzerindeki harekette 108.110'ler zaten potansiyel bir hedefti. Şöyle aylıklara şöyle dönüp bir daha bakacak olursak 103.980, yani 280'ler. Yani bu kapanışı dikkate aldığımızda, evet, aylıklardaki bütün potansiyelin test edildiğini görüyoruz. Ama 110.700 üzerinde kaldığı müddetçe borsa 110.700 üzerinde kaldığı müddetçe potansiyel, bakın, haftalıklarda 110.700, 110.680 aynı, hemen hemen aynı seviye. Yani 110.700 üzerinde 111.120, yani 600 puan daha neredeyse borsanın bu bölgede 600-700 puan daha bu bölge üzerinde kalması demek, yukarıda potansiyel olan, yani dün görülen en yüksek seviye 111.860
111.270 kapanış var. 111.860. Yani haftalıklarda 110.600-700 üzerinde kaldığı müddetçe 112.400'leri denemek isteyen bir tablo söz konusu olabilir. Bunun içinde günlüklere baktığımızda, bugün günlüklerde özellikle 110.800-110.600 haftalıklarda, yani bu bölge üzerinde, yani 111.000'in altında 110.800-110.600 bu bölgeyi izliyor olacağız. Bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe Borsa İstanbul 112.700 haftalıklarda 112.500-112.700 bölgesine doğru potansiyel bir hareket içinde olabileceğini söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durumda da büyük ihtimalle daha önce görülen, görmüş olduğunuz şu özellikle Kasım'ın ilk haftasında görülen zirvelere doğru istek devam edecektir. Bunun için hatta bir gün, bugün Cuma olduğunu düşünecek olsak, pazartesi günkü kapanışta da eğer 110.500 üzerinde kalıyorsa, 110.600 üzerinde kalıyorsa borsa, büyük ihtimalle yukarıda 115.000'leri denemek isteyen, hatta yeni rekorlar getirebilen bir hareket söz konusu olur. Hatta daha önceden çokça bahsedilirdi, yıl sonu rallisi tarzında bir yerde fiyatlamalar, beklentiler tablonun içine girmiş olacaktır. Bunu da izliyor olacağız. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz kadar. Gün içinde detaylı gerek paritelere, gerek hisse senetlerine, gerek birçok yatırım enstrümanına yönelik farklı çalışmalar, özel tablolar eşliğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi sağ üst köşede Anlus Yatırım'la ilgili internet sayfasından ulaşabileceğiniz her türlü bilgi mevcut. Sorularınızı iletebileceğiniz bir platform. Buradan her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Farklı yorumlara ulaşabilirsiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.